Çok teşekkür ediyorum değerli komutanımıza. 3-4 tane soru alacağız. Daha sonra da programımızı tamamlayacağız. Soruları alabiliriz. Buyurun. Yes, there will be a translation, so. Thank you. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. İsmim Magdalena Keith. Rand Corporation'da çalışıyorum. Çok teşekkürler konuşmanız için. Size bir tane sorum olacak. Sivil askeri ilişkileriyle ilgili sorularım. Darbeden hemen özellikle Avrupa'daki bazı gözlemciler bu Türk ordusu için ordusunun imajı için çok zararlı olduğu söylendi. Ama sizin söylediğiniz özellikle ordunun liderliğinin darbenin bir parçası olmaması çok yararlı, çok önemli oldu demiştiniz. Peki siz dolayısıyla Türk ordusunun toplumdaki imajıyla ilgili bir şey söyleyebilir misiniz? Bir de darbeden sonra birçok reformlar yapıldı. Ordunun reformlar tarafından çok etkilendiğini söylediniz. Tabii bu yeniden yapılanma konusunda bazı reformların yapıldığını söylediniz. Bu konudaki görüşlerinizi de alabilir miyim acaba? Şimdi sorularınız için teşekkür ederim. Şimdi sivil asker ilişkileri her ülkenin yasalarıyla ve anayasayla çizilmiş bir konu. Ülkeden ülkeye de değişir. Bunda bir tereddüt yok. Şimdi önemli olan şu, bence devletin çarklarının iyi çalışması, sorunsuz çalışması için her şeyden evvel, ki bunu çok önemsiyorum, sivil asker arasında karşılıklı güven, itimat, şart. Yani karşılıklı güven ve itimat ortamının olmadığı durumlarda sivil asker ilişkilerinin inanın sağlıklı yürütebileceğini düşünmek zor. O halde karşılıklı bu 15 Temmuz darbe girişimi bu güvensizlik ortamını o itimat karşılıklı güven ve itimata zarar vermiş midir biraz? Vermiştir. Doğrudur. Şimdi bu güven ve itimatın ne yapılması lazım? Onarılması, tamir edilmesi lazım. Yani genel olarak böyle bakmak lazım. İkincisi olarak sivil asker ilişkilerine baktığınız zaman asker şunu ister. Yani askerlik bir kere profesyonel bir meslek. Belki meslek de, yaşam tarzı da diyoruz. Ayrı bir konu ama. Ama aslında bakarsanız bir ekspertiz isteyen bir meslekten bahsediyoruz. Şimdi asker doğal olarak şunu ister. Sivil otorite yani sivil otorite yaptığı önerilerin dikkate alınmasını ister. Dikkate alınması. İlla kabul edilmesi anlamına gelmez. Daha doğrusu ciddiye alınmasını ister. Bir öneri yapıldığı zaman bu önerilerin sivil yetkili makamlar tarafından ciddiye alınması, incelenmesi, sonuçta kabul edilmeyebilir. Bu karşılıklı diyalogla nedenler de izah edilebilir. Şimdi mesela bunu bu örneğini nereden veriyorum? 2003 şimdi Irak'a yapılan operasyon işte biliyorsunuz büyük operasyon ki aslında bu 2003 yılında yapılan, Irak'a yapılan müdahale diyelim daha doğrusu. Orta Doğu'nun dengesini bozan en önemli olay ve çok yanlış olmuştu. Bunu da hiç açık net söylemek lazım. Yani esasında bugün bizim Suriye'de, Irak'ta karşılaştığımız, bizim değil bütün dünyanın karşılaştığı sorunların ilk çıkış noktası çok gerilere gitmemek kaydıyla 2003 Irak'a yapılan müdahaleyle başlıyor. Şimdi o 2003 yılında yapılan Irak operasyonu ile ilgili olarak Amerika'da hazırlanan raporlara baktığımız zaman
Şöyle bir kayıt var. O üç kişi hatırlarsınız bir rapor hazırladı. Bir James Baker filanın başkanlık yaptığı. Orada mesela çok önemli bir kayıt var. Irak harekatı ve özellikle harekattan sonra Irak'ta yaşanılan önemli. Askeri harekat biliyorsunuz çok başarıyla bitti ama sonraki süreç Irak'ta bir felaket noktasını getirdi. Ha bunun o James Baker'ın başkanlığında yapılan rapora baktığınız zaman şunu söylüyor. Diyor ki maalesef Pentagon yani askeri tarafın önerilerini savunma bakanı dikkate almadı. Ben bilirim dedi. Biraz. İşte bu yanlış. Dolayısıyla sivil askeri ilişkilerinde karşılıklı güven, karşılıklı itimat çok önemli. Diyalog çok önemli. Sağlıklı diyalog. Objektif verilere dayalı sağlıklı diyalog. Ve sivil taraf yani politikacılar da askerlerin önerilerini dikkate alıp dinlemeli ve düşünmeli. Aksi takdirde bu fevkalade sıkıntılı oluyor. Mesela ben bu gezim esnasında iki şey burada öğrendim. Bu vesileyle onu da ifade etmek isterim. Ki önemsiyorum. Bir tanesi dün Temsilciler Meclisi'nin kongrede bir gezimiz oldu. İşte gezi esnasında şunu sordum. Dedim ki acaba şeyde işte kongrede senato artı Temsilciler Meclisi'nde kaç tane asker kökenli insan, yani kaç tane üye asker kökenli? İşte ya hakikaten belirli bir süre silahlı ve Amerikan silahlı. 71. 435 şey var işte House of Representatives var. 71 tanesi asker kökenli 435'te. Bu iyi bir şey. Bakın politikacıyla asker sivil ilişkilerinin sağlıklı yürümesinin güzel bir göstergesidir. 71 rakam ciddi. Ve Türkiye'ye geliyorsunuz ya Türkiye'de meclisteki asker kökenli derseniz elimi parmağı kadar bile yok. Bunlar yanlış değil. Yani karşılıklı işte güven şeyi sağlayamıyor. Kurumlar arasındaki işbirliği çok önemli. Yine dün onu öğrendim. Ondan da çok mutlu oldum aslında. Çok güzel bir şey. Şimdi State Department'da 105 tane asker çalıştığını öğrendik. 105 subay çalışıyor. Aynı şekilde State Department'da askeri işte komutanlıklara, CENTCOM'a filan 105 tane diplomat göndermiş. Bu işte kurumlar arasındaki sağlıklı ilişkinin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Ama bizde ne oldu? Biz MİT müsteşarlığına bir asker verelim diye yırtındık ve maalesef bizim görüşümüz dikkate alınmadı. Şimdi dolayısıyla sorunuzun birinci bölümü sivil askeri ilişkileri gayet önemli. Bu her şeyden evvel yasalar ve anayasada çizilmiştir. Bu çizginin dışına kimsenin çıkmayı düşünmesi söz konusu değil. Ama sağlıklı yürümek önemli. İlişkilerin sağlıklı yürümesi önemli. Burada da kesinlikle karşılıklı saygı elbette. Karşılıklı güven, itimat ortamının yaratılması çok önemli. 15 Temmuz olayı zaten biliyorsunuz 2007'den beri sivil asker ilişkilerinde karşılıklı güven yok yani. Açık konuşalım ben hiç kapalı konuşan bir adam değilimdir yani. 2007 ki işte bu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı yapılan komploların başladığı yıldır. 2007 yılından itibaren bugüne kadar geldiğimiz sürece baktığımız zaman maalesef asker sivil arasındaki ilişkinin çok sağlıklı bir güven ve itimada dayandığını söyleyebilecek durumda değilim. Keşke söyleyebilsem ama olmadı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi özellikle 15 Temmuz'dan sonra sivil asker ilişkilerinin tamamen bir nevi alt üst edilmesi, çok ani kararlarla hatta bazılarının silahlı kuvvetlere sorulmadan bile düzenlenmesinin ben doğru olmadığını düşünüyorum. Ümit ediyorum. Düzelir yani bunlar. Bilmiyorum bütün sorulara cevap verebildim mi? Evet, ikinci soruyu alalım. Buyurun. Teşekkürler.
komutanım, öncelikle Washington DC'ye hoş geldiniz ve tüm değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Benim de sorum aslında ilk sorularla çok bağlantılı. 15 Temmuz sürecinden sonraki yapılanmada transatlantik tecrübesi olan kadroların gidişi Türk-NATO ilişkilerini ne yönde etkileyebilir? Bu konudaki görüşleriniz nedir? Evet. Şimdi yani öyle bir propaganda yapılıyor. İşte efendim yok Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki NATO'cu kadrolar temizleniyor. Bazıları öyle söylüyor, bazıları diyorlar ki efendim işte Kemalist, Atatürkçü kadrolar temizleniyor vesaire. Tabii bunların belirli belki boyutta şeysi olabilir, doğruluk olabilir ama ne kadardır, ne çok net bu konuda cevap verebilecek durumda değilim. Ama sorduğunuz soru bağlamında şunu ifade etmek isterim. Ben İşte uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde neredeyse 50 yıl fiili hizmet eden birisiyim. Çeşitli görevlerde bulundum. NATO içinde de çeşitli görevlerde bulundum. Bir yanılgı var yani. Türkiye'de bir yanlış anlaşma var. Sanki Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO yani Şeyh Karargah, Belçika vesaire oradan idare ediliyor. Hiç alakası yok. O apayrı bir konu. Yani Türkiye'nin NATO içinde olması doğru bir şeydir. Yani NATO aynı zamanda bir siyasi konuların da görüşüldüğü bir kurumdur. Dolayısıyla ben Türkiye'nin NATO içinde olması, NATO üyeliğinin devam etmesinin çok doğru ve gerekli olduğu kanaatindeyim. Farklı düşüncelere kesinlikle katılmıyorum. O zaman bazıları diyorlar ki efendim siz o zaman bağımsızlığınızı yani işte Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık prensibini ne yapıyorsunuz senin? O zaman bilmiyorlar. O zaman cevap çok açık. Ya kardeşim bakın önemli olan şu. Siz bir uluslararası kurumda yer alabilirsiniz. Kendi isteğinizle kurumun içine giriyorsanız, kendi isteğinizle o kurumdan ayrılabiliyorsanız ve en önemli nokta o kurumda alınan kararlara veto hakkınız varsa, durdurma engelleme hakkınız varsa ki NATO biliyorsunuz konsensüs üzerinden karar alan bir yapı. Bu sizin bağımsızlığını zedeleyen bir durum değil. Dolayısıyla bir kere her şeyden evvel Türkiye'nin NATO içinde olması bence önemlidir. Ve bu NATO içindeki varlığını da sürdüreceğini düşünüyorum, değerlendiriyorum. Tabii Amerikan yönetimi Donald Trump'la ilgili yorum yapmak istemem ama benim işim değil. Ama herhalde o NATO ile ilgili bir açıklama yaptı. Ben onu biraz fazla farklı anlaşıldığını zannediyorum. Şimdi yıllardır zaten söylenen bir konudur. NATO'da NATO'nun bir bütçesi var yani bir oluşumu var. Şimdi baktığınız zaman yani NATO'da en büyük payı yani burden sharing olayı var. Yani sorun o. Şimdi burada Amerika en çok payını, en çok payı Amerika karşılıyor. Tamam doğru karşılaması lazım Amerika'da süper devlet. Şimdi diğer hiçbir ülkenin ekonomisiyle şey değil. Ama Avrupa devletlerinin burada burden sharing'e katılım yüzdeleri çok düşük. Yani o nedenle ben ileriki dönemde Amerika'nın zaten NATO ile ilgili düşüncesinde radikal değişiklik olacağını hiç zannetmiyorum, hiç de düşünmüyorum. Ama mutlaka Amerika Birleşik Devletleri haklı olarak Avrupa ülkelerinin, diğer NATO ülkelerinin NATO'ya bütçesine olan katkısını arttırmasını talep edecek, isteyecek. Haksız mı? Haklı yani burada da çok haksız diyecek durumda değiliz. Yani sorunuza bağlantı olarak elimizde çok şey delil vesaire olmadan şunlar hedef alınmıştı işte NATO'cu subaylar falan dememiz biraz ne kadar doğru. Ama şu bir gerçek var. 2007'den sonra Türk Silahlı Kuvvetleri özellikle 2008-2010 dönemi benim dönemimdir. Tepe noktasına giden şeylerle karşı karşıya kaldı. Komplolarla karşı karşıya kaldı. Ha o dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok değerli subayları, general, amiralleri elemine edildi mi? Edildi.
Ama bunu yapan kim esas? Şimdi iyi ki sordunuz. Şunu da söylememiz lazım. Yani bugün Fethullah Gülen FETÖ terör örgütünü sadece 15 Temmuz darbe girişiminden yargılamak, suçlamak eksik. Eksik, bakın bunu altını çizerek ifade ediyorum. Fethullah Gülen cemaatini Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yürüttüğü komplolar, yaptıkları komplolar, yaptıkları zararlar, canlar gitti, neler oldu, detayına girmeyelim. Aynı zamanda yalnız 15 Temmuz'dan yargılanması bence yeterli değil. Aynı zamanda Fethullah Gülen cemaati ve o bu komploluna planlayan, icra edenlerin de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı onların da yargılanması lazım. Şimdi dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne buradan sesleniyoruz. İşte kim duyacaksa onlara sesleniyorum. Türk ordusunun güçlü olması Amerika'nın her zaman istediği bir şey değil mi? Türk ordusuna en büyük zararı bu Fethullah Gülen cemaati verdi komplolarla. Dolayısıyla yalnız Amerika Birleşik Devletleri efendim Fethullah Gülen olayına 15 Temmuz, Türkiye de aynı şey. Türkiye için de geçerli. Ben Türkiye'deki yönetime de sesleniyorum. Sadece Fethullah Gülen cemaatini lütfen 15 Temmuz darbe girişimi içinde bakmayın. Bir de yaptıkları var. 2007'den efendim 2014'e kadar olan sürede Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı yaptıkları var. Buradan da mutlaka bunların yargılanması lazım. Ha bazı pozitif adımlar var veya bazı gelişmeler var mı? Bu özellikle ikinci bağlamda var. Var. Dolayısıyla olaya öyle baksak iyi olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Buyurun. Yorumlarınız için teşekkür ederim. İsim Yurter Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi ABD temsilcisiyim. Fethullahçı terör örgütüyle mücadelede sizin buraya gelmeniz çok önemli. Bundan dolayı da size teşekkür ediyorum. Efendim benim sorum şu, sizin de biraz önce söylediğiniz gibi aslında bu bir süreç. Yani kadrolaşması, yapılaşması belki 40 seneyi aşan ama bizzat askeriyenin içine sızmaları, askeriye zarar vermeleri 2007 Ergenekon kumpasıyla başladı. Şu an Türkiye'de ciddi bir temizlik var. Ve bunun birçoğuna da biz aslında destek veriyoruz. Yani bizim burada parti olarak pozisyonumuz da Fethullah Gülen'in ve diğer onunla hareket eden insanların buradan Türkiye'ye iade edilmesi yönünde. Türkiye'de her yerde temizlik var, tasfiye var. Bir tek siyasette yok. Yani bu darbeye kalkışan generallerin yarısı albaylıktan generalliğe 2010'dan sonra terfi edilmiş. Sizin emekli olduğunuz süreçten sonra. Siyasette temizlik olmadan gerçekten Fethullahçı terör örgütüyle mücadele edebilir miyiz? Ve tüm samimiyetimle şunu söyleyeyim. Bu sadece AK Parti nezdine söylemiyorum. Bütün siyasi partiler nezdine bu temizlik yapılmalı. Kim suçlu? Sadece organik cemaat üyelerini de kastetmiyorum. Yani bu cemaatten, bu terör örgütüne kimler nimalandı? Maddi ve manevi. Onlardan kimler siyasi hesaplar peşinde koştu? Çünkü sizin dediğiniz gibi bu darbe başarılı olsaydı illaki bu adamların bir yerlere getirmek istediği bazı insanlar vardı. Bazı isimler de vardı. Bununla ilgili görüşlerinizi rica ediyorum. Çok teşekkür ederim tekrar. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi tabii bu konu zaten Türkiye'de siyasi partiler tarafından gündeme getiriliyor. Haklı bir sorunuz haklı yani. Haksız bir soru değil. Bu 15 Temmuz darbe girişiminin içinde arkasında olan siyasiler yok mu? Dediğiniz gibi belki bütün partileri içinde de olabilir. Yalnız burada iktidar partisi mi bakmak lazım? Bunun cevabını ben verecek değilim. Tabii bunun cevabını işte Türkiye'deki partiler, siyasi partiler kendileri zaten bunu cevaplamaları lazım. Şu anda ama çok adım atıldığını pek göremiyoruz. Ama haklı bir soru. Yani sadece bunu söyleyebilirim. Başka ne diyeceğim yani? İki soru daha alalım. Ondan sonra kapatmak zorundayız. Buyurun. Yes. Steve, after you maybe. Okay.
Tekrar ben Murat Kutlu, Türk Vatanseverler Birliği 501 C3 non-profit organizasyonun üyesiyim. Kısa bir soru soracağım fazla kimsenin vaktini almamak için. 15 Temmuz'a gidersek İncirlik NATO base'inde, havaalanında darbeye katkı olduğu yönünde birçok medya kuruluşunda bilgiler çıktı. Tanker uçakların Fethullahçılar tarafından ele geçirilen F-16'lara yakıt ikmali yaptığından tutun. Fethullahçı bazı generallerin oradan bu darbe girişimini yönettiğine kadar bazı iddialar oldu. Bu konuda gerçi siz o sırada yazdığınızdaydınız ama sizin devlet bürokrasisinde olan bağlarınızdan dolayı mutlaka doğru yanlış teyit etme şanslarınız olmuştur. Bu konuda bir bilginiz var mı? Paylaşmak ister misiniz? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yani şimdi devlet bürokrasisinde benim bağım yok şu anda. Yani ben, siz ne kadar biliyorsanız olayları ben de o kadar biliyorum. Tabii İncirlik'teki işte tanker üst komutanlığı var. Tanker üst bizim yani kendi. Tanker üst komutanlığın bazı başta komutanı da herhalde dahil olmak üzere bu darbe girişiminde rol aldıklarını görüyoruz. Yani bir gördük veya söylendi. İşittik. Efendim hatta galiba yanılmıyorsam havada bir ikmaller bile bazı yerlerde yapılmış. Dolayısıyla 15. Tanker Üst Komutanlığı'nın başta komutanı ve diğer bazı subayların bu 15 Temmuz olayında rol aldıkları aşikar. Ha, İncirlik'teki Amerikalıların bu konuyla bağlantısı hakkında benim hiçbir bilgim yok. Yani o konuda elinizde efendim sağlam bir bilgi olmadan gazetelerde yazılanlarla spekülatif konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Ben bilmiyorum yani benim elimde bu konuda herhangi bir bilgi yok. Ona ek olarak belki paşam İncirlik üssüyle şu andaki durum ama biraz önce mülakatta da verdiniz bir sıkıntı yok çünkü. Yok. Washington'da evet, öyle bir hava var dün, çünkü. Evet biraz evvel orada sordular yani o da bilebildiğim kadarıyla yani benim bilgilerim dahilinde şu anda İncirlik'te normal Türkiye ile Amerika arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde ikili anlaşmaya da dayanan bir konu. Aynı zamanda NATO içinde de elbette İncirlik'in şeyi var. Ben şu anda İncirlik'te bir sorun olduğunu da zannetmiyorum yani veya en azından bir sorun olduğuna dair bir bilgim yok. Evet. Son soruyu alalım Steven, ondan sonra kapatıyoruz programımızı. Steven, çok teşekkür ediyorum. Şahsen gerçekten çok önemli bir görev yaptınız. Türkiye için çok büyük bir hizmet verdiniz. Hem de Amerika'ya buraya gelmekle hem Amerika'ya hem Türkiye'ye çok büyük bir hizmet sağlamış oldunuz. Birkaç birkaç noktaya değinmek istiyorum Amerika-Türkiye ilişkileri ile ilgili olarak. Öncelikle sizin görüşlerinize katılıyorum. 2003'teki Irak müdahalesi, Amerika'nın Irak'a yaptığı müdahale, evet, gerçekten çok büyük bir hataydı ve çok büyük sonuçlara yol açtı. Ve hiç kimsenin öngöremeyeceği bazı sonuçlara yol açtı. Ve Türkiye gerçekten bu konuda haklı çıktı. Özellikle Saddam'ı devirmenin daha fazla sorun yaratacağını söyleyerek Türkiye haklı çıkmış oldu. Ama siz ayrıca bu darbe çerçevesinde CIA'nin de bilgisi olmuş olabileceğini öncesinde söylediniz. Ama Biden Ankara'ya geldiği zaman 24'ünde Amerika kesinlikle bu darbe girişiminde hiçbir şekilde alakalı olmadığını ve hiçbir şekilde bilgisi olmadığını söyledi. Yani belki de bunu söylemek zorundaydı diye düşünebilirsiniz. Ama
ama bence Türkiye için yani Biden'ın söylediklerine inanmak bence daha iyi olabilir Türkiye için. Bu da beni ikinci noktama getiriyor. O da Suriye. Eğer Suriye konusunun nasıl devam ettiğine bakarsanız iki tane farklı bakış açısı var. Birincisi Türkiye'nin bakış açısı. Esad'ın, yani esas sorunun Esad olduğu bakış açısı ve Esad gitmeden hiçbir sorunun çözülmeyeceği görüşü. İkinci görüş de Amerika'nın görüşü ve birçok batılı müttefiklerinin görüşü mü? Birinci sorunun IŞİD sorunu olduğu ve öncelikle IŞİD'i ele almamız gerektiği görüşü. Ondan sonra diğer Asad gibi sorunlarla başa çıkılması gerektiği görüşü. Yani Türkiye'nin görüşü birçok işbirliğini engellemiş oldu. Yani ben yani Türkiye'yi suçlamıyorum ama duruma baktığınız zaman yani gerçekten öncelik IŞİD olmalı. Evet, sorum buna katılıyor musunuz? İkinci konuda bu yük paylaşma konusu, burden sharing konusu. Yani sadece bu hükümet değil bu noktayı yapmış olan, şimdiye kadar gelen bütün Amerikan yönetimleri bu noktaya değindiler ama özellikle Savunma Bakanı Robert Gates tarafından yapıldı bu NATO'daki burden sharing konusu. Bush döneminde de yapıldı. Yani bu Amerika'da uzun yıllardan beri konuşulan bir konu ve biz müttefiklerimizi ikna etmekte başarılı olmadık. Sadece 5 tane ülke daha fazla burden sharing yapıyor. Ve Avrupalıların kafasına bu noktayı tekrar tekrar vurmanın hiçbir anlamı olmadığını düşünüyorum. Çünkü sadece onları kızdırıyor. Ve sonuçta bu savaşın yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii teşekkür ederim. Şimdi birinci değindiğiniz nokta, herhalde aynı şeyi söylüyoruz ama birinci değindiğiniz nokta, ben bu konuşmada da aynı şeyi söyledim. Diğer zamanlarda da söyledim. Şimdi yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki istihbarat örgütlerinin bu 15 Temmuz olayının öncesinde böyle bir şey olabileceğini tespit etmiş olmaları, değerlendirmeleri bana çok şey gelmiyor. Yani rasyonel bir şeydir. Yani bilebilirler böyle bir şeyi. Bilmeleri de doğaldır. Ben bunu çok şey görmüyorum ama bakın burada da aynı şeyi ifade ettim. Yani istihbarat örgütlerinin böyle bir şeyin olabileceğini bilmeleri önceden bu olayın arkasında olduğu anlamına gelmez. Yani burada hemfikir olmamız lazım. Yani şimdi eğer koca bir Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kadar süper bir devletin büyük istihbarat örgütleri de bu olayı yakalayamıyorsa zaten dünya hapı yutmuş o zaman. Bizimkiler yakalayamadı. Bari sizinkiler en azından böyle bir şey olduğunu herhalde bilmeleri lazım. O zaman siz de kapatın bütün istihbarat örgütlerini demek lazım. Ha, ama tekrar ifade ediyorum. Ama bilmek illa bu olayın arkasında istihbarat örgütlerinin, Amerikan istihbarat örgütlerinin olduğu sonucunu çıkartmaz. Öyle bir sonucu çıkarmamız pek doğru olmaz. Birinci konu. İkinci konu, yanlış anlamadıysam Suriye ile ilgili bu ISIS konusunu değindiniz. Dediniz ki Amerika Birleşik Devletleri'nin, Amerika Birleşik Devletleri koalisyon gücünün de yani Suriye bağlamında öncelikli hedefi ISIS ile mücadele. Doğru, ISIS ile mücadele. Ama
Ben hatta buna dün bunu NATO National Defense Üniversitesi'de de biraz tartıştık. Acaba bu yeterli mi? Ha, ben kişisel görüşümü söylüyorum. Evet, Suriye'de ISIS ile mücadeleydin ama bu mücadeleyi yaparken Suriye'de devam eden sivil savaşı önleme hiç düşünmeyecek misiniz? Ya bu da bir haklı soru. Tamam, ISIS ile mücadeleydin, doğru. Ama bu mücadeleyi yaparken niye Suriye'deki sivil savaş, ki hakikaten korkunç bir sivil savaş yaşanıyor. Yani insanlar ölüyor. Felaket. Bence ISIS ile mücadeleyi devam ederken aynı zamanda Suriye'deki sivil savaşın en azından engellenmesi için bazı tedbirlerin alınmasının da aynı zamanda yapılmasının yararlı olacağını düşünüyorum. Üçüncü nokta. ISIS'le mücadelede Türkiye biraz başta geç kaldı veya işte tam herhalde doğru anladıysam zamanlama açısından biraz geç kaldı diyorsunuz. Siz geç kaldınız ISIS'le mücadelede. Yani ben söylemiyorum, bakın açın David Petraeus'un Charlie Rose'la yaptığı konuşmaya bir iki ay evvel. Orada David Petraeus, ki şimdi saygı göstermemiz lazım, hakikaten CIA'nin başında da olan işte, diyor ki bu ISIS sorunu çıktığı zaman, özellikle Irak'ta başladı, sonra Suriye'ye geldi, biz zamanında tedbir almadık. Hatta Irak'taki güçlerimizi güçlendirerek daha bu ISIS oluşmadan buna karşı mücadele edecektik diyor. Şimdi zamanlama hatası derseniz her ülke yapıyor. Şimdi burada yani bu hususunu altını çizmemiz lazım. Ha, ISIS niye doğdu? O da ayrı bir konu. IŞİD diyoruz biz işte. Efendim biz de şey. Bu tabii uzun bir konu. Tabii siz Maliki gibi bir adam olursa işte yani ISIS'in doğumunun belki de en ana nedenlerinden bir tanesini Maliki'nin yanlış politikaları, sektaryen politikaların olduğunu söylememiz lazım. Ama şimdi haksızlık yapmayalım. Türkiye zamanlama açısından bazı şeyler söyleyebilirsiniz ama dediğim gibi her ülke zamanlama açısından bazen şey olabiliyor, farklı noktalarda olabiliyor. Şimdi Türkiye yani koalisyonun aktif üyesi. Bütün havaalanlarını açtı. İşte bazı diğer şeyleri de açtı. Ve bugün IŞİD'e karşı yürütülen mücadelede özellikle hava kuvvetleriyle aktif olarak rol, görev yapıyor. Başka bir şey var mıydı bilmiyorum, kaçırdım. Bu kadar. Hı? Bu kadar. Bu kadar mıydı? Programımız sona erdi. Biz çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Değerli komutanımız İlker Başbuğ değerli bilgilerini bizle paylaştı. Programımız bitmiştir. Bu arada 30 Kasım'da Turkish Heritage Organizasyonu Washington D.C.'deki New York NYU ile New York Üniversitesi ile Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye ile ilgili bir program yapacak. Onun da detaylarını e-mail ve web sitesiyle duyuracağız. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz.